Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Ağustos 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, Ağustos ayı sizin için yılın en önemli aylarından birisi. Burcunuzdaki dolunayla başlıyoruz Ağustos ayına. Bakalım konu başlıklarımızda neler var? Evet, 1 Ağustos'ta 9 derece kova burcunda dolunay meydana gelecek. 16 Ağustos'ta aslan burcunda yeni ay doğacak. Venüs ay boyunca aslan burcunda geriliyor. Merkür de retroya başlayacak ayın 23'ünden itibaren ve ay sonunda ayın 31'inde balık burcunda bir dolunay var. Evet, şimdi detaylara bakalım. 1 Ağustos'ta 9 derece kova burcundaki dolunayla beraber başlıyoruz aya. Ayın ilk haftasında bu dolunay tesirleri önemli olacak. Sizin için bir farkındalık, hayatınızda bir amaca ulaşma, içinde bulunduğunuz şartların bir netleşmesi söz konusu. Dolayısıyla biraz hani Güneş'in ve Venüs'ün aslan burcunda olması, ilişki evinizde olması, ilişkilerde bir gerilim, bir çatışma yaratabilir. Venüs gerilemesi söz konusu zaten. Her türlü ilişkinizi biraz daha sorgulayabilirsiniz. Hani burada bazı memnuniyetsizlikleriniz varsa ya da bir ilişkinizde ötelediğiniz sorunlar varsa dolunayda gündeme gelebilir ve bunları çözmeniz için daha fazla efor sarf etmeniz gerekebilir. Evet, sorunlu bazı ilişkileriniz varsa artık bitebilir de, yani bir ilişkinizde bitiş kararı alabilirsiniz ya da bir yön değişikliği kararı alabilirsiniz. Hayatınızda herhangi bir alanda, hayatınızın düzeninde, yaşam alanınızda, işiniz, kariyeriniz, ilişkilerinizle ilgili alanlarda bazı kararlar vermeniz mümkün. Genel sağlığınıza, ruhsal, bedensel, zihinsel, tabii ki hassasiyetler artabilir dolunaylarda. İşte özellikle sağlık sorunlarınız varsa, kronik problemler, bağışıklık sistemi problemleri, tansiyon dengesizlikleri, dolaşım sistemi, kalp problemi veya ailede, ebeveynlerinizle ilgili alanlarda böyle bir sağlık sorunları varsa dolunayda bunlar kendini gösterebilir. Bazı böyle tamamlanmalar ya da hani bitişler ya da yol ayrımları söz konusu olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 9 derece ve yakınlarındaysa bu bahsettiğim etkileri çok daha güçlü hissedebilirsiniz. Ayın genelinde zaten Venüs aslanda retro. Bu nedenle bu ay İlişkilerimizi daha fazla mercek altına alıyoruz. Partnerinizle, işte evliyseniz eşinizle ilgili konular, bir işbirliği içerisinde çalışıyorsanız, işte işbirliği içerisinde ortağınızla ilgili konular, ilişkiniz nasıl ya da karşınızdaki kişinin, partnerinizin mesela sorgulamaları artabilir. Sizden beklentileri nasıl? Hani burada alışverişlerinizde, sevgi alışverişleri veya her türlü işbirliği içerisinde, ilişki içerisindeki dinamiklerinizde. Bazen bunlar herhangi bir hak arayışı da olabilir. Bir mahkeme, bir dava da olabilir. Bazen rakiplerle ilgili ilişki dinamikleri olabilir. Bir gerilim hissetmeniz, tabii ki burada bir sorgulama, bir daha fazla gözlem içerisinde olmanız, karşınızdaki kişilerin daha fazla ilgi, alaka beklemesi söz konusu olabilir ayın genelinde. Merkür Başak Burcu'nda, Mars ayın büyük bölümünde Başak Burcu'nda. Dolayısıyla parasal konularda da efor sarf ettiğiniz bir aydasınız aslında. Yani bu bir işbirliği içerisinde çalışmalarınızın paylaşımları, hisseli paralar, işte bir evlilikte eşinizin harcamaları, gelirleri, giderleri ya da bir ayrılık, bir boşanma döngüsünde bir tazminat, nafaka konuları, bir kredi borç ödemeleri, borçlanma konuları. Yani buralarda daha fazla enerji harcıyorsunuz. Bazen beklenmedik harcamaların, masrafların olması mümkün. Hep böyle bir Merkür parayla ilgili konuşma, parayla ilgili hesap, analiz, muhasebe gibi konuları devreye sokuyor aslında. Ayın 23'ünde Merkür gerilemeye başlayacak. Dolayısıyla aslında parayla ilgili işlerimizi 23'üne kadar daha iyi analiz edebiliriz. 23'ünden sonra zaten hani harcamalarda, borçlanmalarda, hesap işlerinde biraz daha sıkıntılar, ertelemeler, gecikmeler olabileceği için temkinli olmamız gerekiyor. Bu dönem muhasebe dönemi. Yani ne geliyor, ne gidiyor, neye ihtiyacımız var, neye ihtiyacımız yok. Bunları daha iyi de analiz edebiliriz. Gözden kaçırdığımız detayları fark edebiliriz. İşte ödenmemiş borçlar fark edilebilir. İşte unutulmuş bir fatura karşınıza çıkabilir. Kredi konularında falan ya da eşle ilgili, partnerle paylaştığınız hesaplar, ortak hesaplar falan, buralarda daha fazla
analitik olmanız gereken, daha fazla detaycı ve hesapçı olmanız gereken bir süreçtesiniz. Ayın 16'sında 23 derece Aslan burcunda yeni ay var. İlişki evinizde, Venüs'te de, Venüs gerilemesiyle de birleşiyor. Bir yandan da Uranüs karesi var Boğa burcunda. Şimdi burada ilişki dinamiklerinizde ayın 16'sındaki yeni ay ile beraber beklenmedik bazı stresler olabilir. Eşiniz bir anda ayrılmak isteyebilir, partneriniz ya da işbirliği içerisinde olduğunuz kişi ya da bir arkadaşınız. Hani bir beklenmedik bir durum olabilir ya da eşiniz bir anda taşınmak isteyebilir. Böyle bir sürpriz bir durumla karşılaşabilirsiniz. Eşten gelebilecek konularla ilgili bu. Bir anda ani bir teklifle karşılaşmanız mümkün. Venüs gerilemesi eski eş, eski partner, eski arkadaş gibi konuları hayatınıza çekebilir bu ay. Ama Venüs gerilemelerinde, Uranüs etkisiyle olabilecek durumlarda çok da hızlı karar verip hayatınızın düzenini değiştirmeye çalışmayın. Yani bir teklifle karşılaşsanız da, heyecan duysanız da daha sakin, daha böyle izleyerek, gözlemleyerek hareket etmekte, çok hızlı karar vermemekte fayda var. Ayın 23'ünde Güneş artık Başak Burcu'nda parlamaya başlayacak ve Merkür de Başak Burcu'nda geriliyor. 8. evinizde sevgili kovalar. Burada Güneş-Satürn karşıtlığını da ayın son günlerinde aktifleştiğini görüyoruz. Parasal konularda daha bir sorumluluklar öne çıkacak. Bütçenize dikkat etmeniz, borçlanma konuları, gelir gider dengeleri, yani bunları bir iyi analiz etmeniz gerekiyor bu süreç içerisinde. Biraz kendinizi zaman zaman kısıtlanmanız, baskı altında hissetmeniz mümkün. Merkür gerilerken tabii ki önemli alışverişler, yatırımlar, işte parayla ilgili yapılacak anlaşmalar, kredi gibi borçlanmalar, hani buralara temkinle yaklaşmamız gerekiyor. Çok acil olmayan konuları biraz ertelemekte fayda var. Ayın son gününde 31 Ağustos'ta Balık burcunda dolunay var. Bu yine para evinizdeki bir dolunay ama etkilerini daha çok Eylül ayı içerisinde hissedebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu dolunayın tesirleri ayın son birkaç gününü etkileyebilir. Bu da sizin için özellikle Ağustos'un sonlarında para ve finans konularında bazı streslerin, gerilimlerin olabileceğini ve daha fazla sorumluluk almanız gerektiğini işaret ediyor. Hesap işleri, muhasebe işleri, gelir gider dengeleri, ne gerekli ne gereksiz, hani bunları iyi analiz edebileceğiniz, eksikleri tamamlayabileceğiniz bir süreçte olabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Kova burcu, burçlar kuşağının 11. burcudur. Yönetici gezegeni Uranüs ve Satürn'dür. Hava elementinin sabit nitelikli burcudur. Kova burçları heyecanlı, insancıl, bağımsız, yaratıcı, ileri görüşlü, arkadaş canlısı kişilerdir. Aynı zamanda dik kafalı, gelenekleri aldırmayan, huysuz, anlaşılmaz, tutucu kişiler de olabilirler. Kova burcu insanı yeni olan her şeye meraklıdır. Modaya uygun giyinmek, beğeni çıkan her şeye sahip olmak isterler. Kovalar, insanları seven ve dünyaya dost gözüyle bakan kişilerdir. Çok yönlü ve kültürlüdür. Birçok konuda bilgi sahibi olabilir. Toplumda aranan kişiler olmalarına rağmen bazen herkesten uzaklaşma ihtiyacı duyarlar. Kendilerini çok beğenebilirler. Kova burcu dahiler burcudur. Hayalleri gerçek yapacak kişilerdir.